Merhaba arkadaşlar bu videoda C dilinde dosya içeriğini nasıl okuyabiliriz bunu göstereceğim evet bir tane dosya içerik diye bir e, fonksiyon yazdım bu bir e, karakter dizisi yani ilk elemanın adresini döndürüyor ve dosya adını da bine ee, bir e, string olarak alıyor. Buradan ona işte deneme txt'yi gönderiyoruz. Deneme txt de yine aynı klasörde bulunan bir deneme txt ve bu şekilde bir içerik yazıyor. Daha sonra burada bizim mantık şu aslında. Bir farklı bir fonksiyonda biz dosyanın içeriğini okuyup dosyanın içeriğini string yani C, c e, dilinde bir char pointer olarak döndüreceğiz. Burada tabii ki bizim hip bellek bölgesinde diziyi oluşturmamız lazım ama dizinin uzunluğunu bulmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz aslında dosyayı okuyacağımız sırada dosyanın baştan sona e, gidip karakter sayısını bulacağız. Ve bu karakter sayısı adedince hip bellek bölgesine yer açtıktan sonra dosyayı baştan sona içeriğini okuyup bu e, dizin içerisine atacağız ve diziyi döndüreceğiz. Evet burada baktığımız zaman işte bir e, dosya göstericisi tanımlamışız ve dosyayı okuma formatında açtık. Eğer dosya yoksa hata diye bir şey döndürecektir ya da boş bir adres döndürülebilir. f fonksiyonunu kullanarak aslında sıfırıncı konumdan dosyanın sonuna kadar oku diyorum ve bu e, gö, dosya göstericisi şu an dosyanın sonunda. Dolayısıyla dosyanın sonundaki uzunluk bize aslında dosyada kaç karakter olduğunu gösterecektir. Rewind ile dos, dosya göstericisini dosyanın başına tekrar alıyorum. Ve şimdi de hip bellek bölgesinde e, bu uzunluk kadar bir yer açıyorum ve fread fonksiyonuyla 1 byte burada 1 byte oku şeklinde ve e, kaç karakter okuyacağımı söylüyorum. Bu kadar karakter oku diyorum ve sonuna kadar okuyoruz. Dosyayı kapattıktan sonra bu içeriği döndürüyoruz. İçeriği döndürdüğümüz zaman burada ekrana içeriği yazdıktan sonra içerik dizisi aslında e, hip bellek bölgesinde oluşmuştu bunu geri iade ediyoruz. Şimdi bunun e, değerli derleme kısmına gelecek olursak bu şekilde derledik ve programı çalıştırdığımız zaman dosyanın içeriğini ekrana basacaktır ve e, o oluşturmuş olan string'i geri iade edecektir. Bazı e, farklı derleyicilerde, farklı C derleyicilerinde ya da eski C sürümlerinde olabilir. E, dosya bu aynı mantıkla dosya okurken e, anlamsız karakterler ekrana gelebilir mesela burada ay farklı bir aynı kod farklı bir e, derleyicide de yazılmış ve buradan işte e, derle ve çalıştır dediğim zaman görüldüğü gibi aslında burada e, fazladan karakterler çıkabiliyor e, bu e, bu kısımda e, bunun sebebi nedir Aslında bu tarz şeyler şimdi Normalde bir önceki e, derleyicide de aslında e, kendisi string sonlandırma karakterini yerleştirmiş ama bu her zaman olmayabiliyor. Onun için bunu kendimiz bazen içeriği okuduktan sonra içeriğin sonuna yani işte uzunluk eksi 1 oluyor. Buraya bir string sonlandırıcı karakteri yerleştirmemiz lazım. Yoksa anlamsız karakterler karşımıza gelecektir. Bu şekilde yerleştirdikten sonra tekrar derleyip çalıştıralım ve Herhangi bir hata olmadan yani daha doğrusu sonunda herhangi bir anlamsız karakter olmadan bütün bir dosyayı string olarak okuyabildiğimizi görüyoruz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.